Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere orkideler hakkında bir video çekeceğim. Görmüş olduğunuz çiçekli orkidelerimiz tomurcukları açmaya devam ediyor. Artık çiçeklerimiz açtı. Tomurcuklarımız var. Tomurcukları görüyorsunuz. Gübre kullanmaya devam ediyorum. Bugünkü videomun konusu şu şekilde olacak arkadaşlar. Yanlış bakım orkidemizin bakmamız gerektiğinden farklı tür, farklı şekilde bakmamız, bakımsız kalması. Görmüş olduğunuz gibi orkidemizin içinde bulunduğu toprak maalesef süngerleşmiş artık. Bu orkide elime geçti arkadaşlar. Hava kökü gördüğünüz gibi ölmek üzere. Üstten bir kök veriyor. Bundan sonraki videolarımızda da bu sıkıntılı orkideler hakkında bir müddet paylaşacağım arkadaşlar. Orkideyim gördüğünüz gibi belki de şu an bir tane kökümüz kalmış vaziyette. Ama toprak kötü bitmiş durumda. Kök kısmındaki sünger malumunuz orkidemizi kötü etmiş durumda arkadaşlar. İlk öncelikle kötü köklerden muhakkak ve muhakkak kurtulmamız gerekecek. Evet, gördüğünüz gibi orkidenin herhangi bir şekilde gelişmemesinin, orkidenin çiçeklenmemesinin tek sebebi bu, bakımsızlık. Kök kısmının hava almamasından dolayı bakın kurumuş bir alt kısım mevcut. Şu kuru gövdeleri biraz açmak istiyorum. Açtığım zaman sevindirici bir haber benim için. Bol miktarda hava köküne ulaşacağımı düşünüyorum. Bakın, neredeyse bu hava köklerini de kaybedecekmişsin. Şu an yapmam gereken tek bir şey var arkadaşlar. Hava kökleri müsait. Suda bakım için müsait. Şu alt kısmında görmüş olduğunuz kısımlar bu orkidenin yaşaması için yeterli kökü vermeyecek bize. Bakın, çürümüş. Çok kötü bir vaziyette. Bunu kötü olan kısımlarını temizledikten sonra yapmamız gereken tek şey suda bakacağız. Suda bakacağız ve köklenmesini sağlayacağız. Daha önce de hazırlamış olduğum suyun bakın iç kısmındaki gövdeye ulaşacak şekilde ıslanacak. Buharlaşmadan da suya orkidemize faydası olacak. Hava kökleri burada bir fısfıs yardımıyla hafiften sulandırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bundaki mantık şu. Hiç kök kalmadığından dolayı suyun içine koyacağız. Ama şimdi görmüş olduğunuz bakın bu kökler bize yetebilir de bunlar çürüyebilir de. Hiç sıkıntıya girmeden şu şekilde bırakacağız ve bu tarz orkidelerde muhakkak ve muhakkak suyunu değiştirmemiz lazım. Suyunu günlük değiştirmemiz lazım. Orkidenin birdenbire köklerinin çürüyüp hiçbir şey kalmayıp sudan beslenemeyeceğinden dolayı bakın şu an şu gövde kısmının suya giren kısmından besin alacak. Hava köklerinin de yaşamasına, uzamasına yardımcı olacak. Şu suya giren kısımlarda çürümeye devam edebilir. Şu an beyazlamış vaziyette ve gayet kötü durumda. Ektiğim zaman ister istemez sıkıntı olacak arkadaşlar. Bize zararı olacak. Orkidenin birdenbire ölmesine sebep olacak. Ekmeyeceğiz. Suda bakmaya devam edeceğiz. Günlük gerekirse suyunu değiştireceğiz. Zaten suyun renginin sararmasından, kötü kokular gelmesinden orkidenin köklerinin kötü olduğunu, çürümeye devam ettiğini anlayacağız. Bu şekilde bakıp günlük suyunu değiştirdiğimiz takdirde
Kısa sürede bu orkideye cevap alacağız arkadaşlar ve orkidenin ölmesinin önüne geçeceğiz. Sizler de bu şekilde suda bakabilirsiniz. Bakın diğer bakmış olduğum orkidemi göstereyim size. Bakın ilk başlarda çürüme dediğim gibi devam ediyor. Ama daha sonra günlük suyunu değiştirdiğiniz takdirde kökler gelecek arkadaşlar. Bakın şu kısmında köklenmeyi görüyorsunuz. Şu çok kötü yosunlaşmış çürüme devam ediyor ama bizim kurtuluşumuz, orkidenin kurtuluşu buradan olacak. Alt kısımdaki şu siyahlıkları da kesip şu canlı olan kökler haricindekini kesip kurtulabiliriz. Bakın dediğim gibi çürüme devam ediyor. Şu kısım sağlam. Orkidenin suyu sararmış vaziyette ve koku var. Bunu bu şekilde bırakırsak 2 gün bu şekilde kaldığı zaman orkide de çürümeye ve ölmeye sebep olur. Sizler de bu şekilde yaparak kısa sürede bakın sonuç alacaksınız. Bu hem orkidelerin ölmesinin önüne geçecek hem de herhangi bir şekilde gelişim göstermeyen orkidemizde çiçeklenmelere zaman içinde büyümelere sebep olacak. Bakın şu orkide de daha önce de göstermiştim. Suda batmış olduğum bir orkide ve şu an güzel vaziyette, yaprakları iyi vaziyette, orkidemiz dal çıkardı. Sizler de bu şekilde bakarak orkidelerinizi kaybetmezsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.